Ya şimdi anahtarı almak istemiyorum ya. O güzel ciddi bir <laughs> çamaşır suyuna sokamam. Ben aşağı inersem yerler oğlum beni şimdi. Hey baksana hep buralarda duran sarı saçlı bir polis vardı. Gördün mü? Yo görmedim. İyi ki de görmedim. O adam her yerde beni arıyor zaten. Ondan bir şey almam gerekiyordu. Neyse artık sonra oraya bilirsem alırım. Herhalde işi falan vardır. Seni de tanıdım bu arada. Artık kira süren doldu. Kıyafetini geri vermelisin. Tabii zaten bununla işim bitmişti. İyi o zaman gel benimle birlikte dükkana gidelim. Orada iade edersin elbiseni. seni. Tamam olur babacan. Bir ana önce gidelim buradan. Sarıkova şimdi görecek beni. En azından buraya boşu boşuna gelmemiş oldum. Başkası için gelmiştim ama seni buldum. Kader işte. Neyse hadi gidelim. Al kıyafetini. Bana çok faydası oldu. Teşekkürler efendim. Yine bekleriz. Ha boktan bir kurtuluş sahnesi görmedim ben. Şeyalarda kaset var mı? Var. Oh. Tamam kanka aldım kaseti. Oo oh, çok iyi. Benim bilgisayara takılmış şu kaseti. Bakalım kim satın almış yüzü. Yedinci bölüm. Davetsiz. Oğlum mıyık doğuracak lan herhalde. Ol olsun diye çıkmadım. Manyak gibi bağırıyor ona çıktı. Bir dakika oynaştık hemen yer aramaya başladı. Mutfakta oranın altına giriyor. Buranın üstüne çıkıyor. Bağırıyor. Ya bugün ya yarın doğuracak hayırlısı. Bakalım bizim yüzüğü kim satın almış? Olamaz. Yüzüğü bu adam almış olamaz. <laughs> Belki de yüzüğü alması gereken son kişi almış. Aga neden öyle diyorsun ki? Bu adam Altan Holding'in başkanı. Adamın oteller zinciri var. Çok zengindir ve adam yüzük koleksiyonu yapıyor. Ellerini görsen her parmağında yüzükler vardı. Hepsi birbirinden pahalı yüzüklerdir. Adam bir garip yani. Sen bu adam hakkında bunca bilgiyi nereden biliyorsun ki? Çünkü 3 ay kadar Otel Turko'da güvenlik görevlisi olarak çalıştım O adam sürekli otelde önemli insanları misafir ediyor. Özel geceler düzenliyordu. Ben onun misafirlerini falan karşılıyordum. Adamın evini görsen azın açık kalır. Çok sıkı güvenlik vardır. Yüzüğü adamın evinden çalmamız imkansız. Kesin yakalanırız. Ancak o yüzüğü iş yerindeyken çalabiliriz. O iş hiç kolay değil. yani diyorsun ki işimiz boktan taş çıkarma kadar zor. Ha evet öyle bir şey diyorum. Neyse gel konuşmamıza salona devam edelim. Ey kanka nasıl çalacağız yüzüğü o heriften? Düşünelim. Aslında aklım çılgınca bir fikir geldi ama çok riskli. Ama planı uygulamaktan başka çaremiz de yok. Kanka o yüzüğü mutlaka almamız gerekiyor. Ne olursa olsun bir şeyler yapmaya hazırım. Altan Holding her yıl geleneksel olarak iş adamlarına özel bir gece düzenler. Böyle bir gece düzenlemesinin amacı iş adamı onlarına yakın olmak onlarla iş yapmakti. Bu yüzden o toplantıya yanında koruma ordusu bulunmaz zaten. Toplantıya girişte çok sıkı bir aramayla içeriye oğlum ne oluyor lan? Başım döndü bu nasıl bir cümle? Her gelen almazlar davetiyen olması lazım. Yoksa asla içeriye giremezsin. Adamın senin yüzüğü çaldığını fark etmemesi lazım. Yoksa anında yüzlercesini koruma üstüne attı. Hani alınacağın için çok zor. Bir de adam bir gariptir. Yüzük koleksiyonu yapar ve tüm parmaklarına bir yüzük takar. Çalarken de doğru olanı çalmalısın. Kanka bu harbiden de çok riskliymiş. Çok uzun zamandır bu yapmamıştı. Özellikleri böyle skorundan birinden hiç yüzük çalmamıştı. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum. Başka çaren yok. Suyu almak istiyorsan bu işi başarmak zorundasın. Bu arada bir de takım elbise giymeyi unutma. Öyle pazardan almış 2 milyonlu kıyafetle gitmek olmaz değil mi? Davetiye işini de bütünle çözeceksin artık. Hadi sana kolay gelsin. Bu şerefsiz niye hiçbir şey yapmıyor her şeyi bizi yüklüyor? Otel turu. Dayı <laughs> e, işler nasıl gidiyor? Peki gittiğini söyleyemem. Şu an maddi kriz içerisindeyim. Bir de kiralanan kıyafetlerin peşine koşturuyorum. Bunaldım. Bana bir günlüğüne takım elbise ödüş verir misin? Abi veririm ama karşılığında 55 lira alırım. Kaç para var bizde? <laughs> bir yapma dostum her şey para demek değildi. hele şey versen ne olur ki? Çok şey olur. Zaten bütün gün kiralığın elbiselerin peşinde koşuyorum. Bir yandan da dükkanı idare etmeye çalışıyorum. Senin de i̇şte seninle uğraşamam. Hadi para yoksa elbise de yok. Maddi sıkıntıdayım dostum anlamıyor musun? Tabi mu? anlıyorum para senin gözünü kara atmış. Sana <laughs> uyuz oldum şimdi. Keşke sana kıyafetini geri vermeseydim. Hmm, belki sana özel bir iyilik yapabilirim. Çünkü sen kıyafetini geri getiren nadir kişilerdensin. Daha çok para kazanırım. Daha çok para kazanırım diye kiralama kampanyası başlattım ama zarara girdim. Neyse geçen günlerde sarı kafalı biri benden takım elbise Adam karakolda mı ne çalışıyormuş? Hala takım elbiseyi getirmedi. Geçen günlerde ondan elbiseyi almaya gittim ama orada yoktu. Sonunda zaten seninle karşılaştım. Eğer gidip o sarı kafalı polisten takım elbiseyi alıp geri getirirsen sana bir günlüğüne elbiseyi kiralarım. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Hadi ben elbiseyi almaya gidiyorum. Sana kolay gelsin. Oğlum onlar bizi aramıyor mu? Biz niye kabul ediyor? Baksana sen üstü iş takım elbisesi kiraladın mı? Eee ne olacak? Lan okuyamadım. Her takım elbiseyi o depodan almanın bir yolunu bulursan sana çok minnettar kalırım. Hiç okuyamadım. İyi bir yolunu buluruz. Sen merak etme sarı kafa. Hadi biraz fazla Amerikan filmi seyrediyor. Takım elbiseyi almadan buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Bu hala böyle mi geziyorlar? Abi lekisiyle çok seksi görünüyorsun. Ha o benim her zamanki seksiydi. Ya ne demezsin. Niye dövmedi la? Hiç satan Dursun'u tanıyor musun? Tabii tanıyorum. Kendisi benim kuzenim olur. Öyle mi? Herkinizi dışarıda birlikte görmüştün. Ne yapıyorsunuz bakayım? böyle sınavdan suna konuşuyordu. Neyse meşgul etme beni artık. Ne yapıyorsun orada? Ben <laughs> ee, abdest alıyorum. Ha bu çok doluydu. Bir de baktık kaçmak üzere. Hemen şöyle alayım dedim. Allah şu dünyada ne garip insanları var. E o zaman sana kolay gelsin. Hadi Allah kabul et. Sağ ol kardeşim. Hey, buldum sonunda. Ama anahtarı hala çalışmıyor. Bu karanlıkta bir bir Zaten çakma garis kullandığım bir şey yok envanterde. Buldum. Çocuk pijaması lan bu. Baksana birader. Eee takım elbise sorunu ne oldu? Bir gelişme var mı? Merak etme sen ben aldım takım elbiseyi için rahat ol. Hadi ya. Nasıl aldı? E bu kilit değil anahtarı kayıptı. Şişt, anahtarı buldum öyle açtım kapıyı. Al deponun anahtarını. Çok sağ ol ya. Hem deponun anahtarını bulduğun hem de benim takım elbise sorunundan kurtardığın için. Eyvallah ciğerparem ne demek. Bir gün sen de bana iyilik yaparsın ödeşeriz Ana telefonuma mesaj geldi. Ben de şaşırdım lan. Çalışıyor muydu o? Fırtsel. Bir mesaj alındı. Oku. Düz kontrol hanenizi yüklenmiştir. Doyu diye harcamanız dileğiyle. Kanka. bu çabuk bize gel. Sana bir sürprizim var. Çok şaşıracaksın. Ben kankamın evine gideyim. Şu sürprizi çok merak ettim. Direkt otomatik ışınladı da bir şey mi oldu? <laughs> Ana Kazım. Ne işin var lan burada? Askerlik gizini kullanmış. Hem kardeşini görmeye hem de Murat'ın nişanına gelmiş. Sen evde bulamayınca bana gelmiş. Ya öyle mi? Eee Kazım askerde hayat nasıl geçiyor? Bunu mu soruyorsun onu? Bu komutan ne halde? Benim askerlik bitince adam kahre olmuştu. Alo Kazım sana diyor. Kazım sana diyor. Yine öbür alemlere geçti. Bazen oluyor buna. Adam öyle dalıp gidiyor. Hiçbir şey tepki vermiyor. Kes artık kendine gelince konuşuyoruz. Ey Abuzettin şu yüzük işi ne alemde? Takım elbiseyi bulmuşsun. Sen en iyisi bana ver onu bende kalsın. Gece gelip alır. Şimdi yanında taşırsan karışır. Sonra seni içeri almazlar. Çok kıldırlı. Ama kanka uzatma işte ver şu takım elbiseyi. İyi kanka sen bilirsin. Al. Bak Abuzettin takım elbisenin cebinden 10 milyon çıktı. Al paranı. Aa beleş para. Bugün şanslı günümdeyim herhalde. 15 lira dedi. Niye 11 vallahi? Neyse Artık sana şu yüzük içinde kolay gelsin. Seriye girmenin yolunu buldun da gel benden takım elbiseyi al. Kazım ya ben geldim Kazım sana diyorum. Ne garip adam ya göz açık uyuyor. Bu pek Kazım değil. Mu oğlum bu. Otel Turgay'a bir gidek lan. Dedektif fırtına geldi lan aklıma. Onunla gireceğim bir ara. İş adamları toplantısı nerede yapılacak? Eee, bu adam kadınlar tuvaletinde sıçan adam değil mi ya? <laughs> intro'da intro'da ne diye soruyor acaba? Bu adamın iş adamı olması imkansız. 100 katlı özel toplantı odası yazan odada yapılacak. Ama beyefendi sadece iş adamlarının özel olacak. Davetiyeniz olmana giremezsiniz. Ya da başka bir işiniz varsa da bugünlüğüne giremezsiniz. Çünkü şu an oda hazırlanıyor. Hı, sağ ol. Sadece merak edip sormuştum. Hani fazladan davetiye var mı? Benim elimde hiç davetiye yok. Hepsi sahiplerine iletildi. Hem ayrıca olsa bile niye göstereyim ki? İş davetiyem olmamıştı da merak etmiştim. Asansör korkum var binemem en iyisi merdiveni kullanma. Animasyon yetmedi. <laughs> Dedik de fırtınadaki müdür müydü? Vali miydi o lan? Sende fazladan davetiye var mı? Vallahi bir hiç yok. Aç kapıyı bezirgen başı. Ben bezirgen başı değilim Ya sadece bir güvenlik görevlisiyim. Sen herhalde beni bir başkasıyla karıştırdın. Bezirgen ne demek lan? ve Yahudi anlamlarına sahip olan kelimedir. Esprisine söylemiştim. Her neyse o seksi vücudunu kapının önünden çek de içeriye gire. Gerçekten vücudumu seksi mi buluyorsun? Uuu. Onu da esprisine söylemiştim. Demek sana espri yapamayacağız. Çünkü bir hat anlamıyorsun. İçeri girebilir miyim? Bana bakma ama giremezsin. Bana o kart vücudunu sakın oradan çekme ve kimseyi de içeri sokma dediler. Aferin sana. Ama ben içeriye sokabilirsin. Ben iş adamıyım. Görevliyim. Görevli daha mantıklı ya. Bir görevim var ki hiç görevliye benzemiyorsun. İş adam. Lan iş adamıymış. Tıkla tıkla dur. Üzgünüm ama bu saati sizi içeriye alamam. Şu an salon hazırlanıyor. Yapacağımız şey belli. Ee, emniyetten takım elbiseyi alabildin mi? Ee, takım elbise kankamdaydı. Eğer aldım dersen bu kıyafeti ister. Yok ya alamadım. Kaybetmiş elbise. İyi. Tamam. Ben gerekeni yaparım artık. Ne şu emniyetteki polisi tanıyor musun? Evet hangisini demek istediğinizi anladım. Tabii ki de tanıyorum. Kendisi benim kuzenim olur. Günlüğü 10 liraya bir kıyafet alacağız oğlum. O yüzden 11'imiz var. Temizlikçi çok büyük ihtimalle. Bugün elbiseniz bu arada şunu söyleyeyim. Kıyafetteki en ufak bir yırtık. Lan okuduk ya bunu Temizliyim mi abla? <laughs> Nereyi? Nere olursa. Yok sağ ol kalsın. Hadi mi beyefendi galiba yanlış yere geldiniz. Bu sabah özel bir temizlik takımı geldi. Ve her yeri temizlediler ve gittiler. İşte ben de o grubun şefi. Bakalım benim elemanlar nasıl temizlemişler odayı. E kusura bakma ama eğer sen gerçekten de şefsen. Senin kıyafetin niye pijama gibi de burayı temizleyenlerin kıyafeti çok lüksdü. Ben üstüme kahve döktüm de ondan üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Üzgünüm ama buradaki temizlik bitti. Ha bir de aklıma şimdi geldi zaten o temizlik takımının şefi vardı. Hadi. E ee, ben şef yardımcısıyım aslında. Kendime yardımcı demekten utanıyorum da ondan ilk öyle söylememiştim. Üzgünüm ama seni içeri alamayacağım. Sana iyi günler pijamalı şef yardımcısı. Peki öyle düşünen ben değilmişim lan. Şunu bir geri ver. Lan doktor ya doktor niye ben kendimi düşürüyorum oğlum? Doktoru var, onu var, bunu var. Ben gidiyorum ben Boktanını seçiyorum lan. Bir sorunum var mı kızım? Varsa çekim sorabilirsin. Yok çok şükür sağlığımız yerinde. Herhangi bir yerinde acı var mı acı? Yok doktor amca hiçbir yerimde acı yok. Türk gibiyim maşallah. Ben yani doktorum içeride bir kalp krizi geçirmiş. Doktor amca üzgünüm ama şu anda içeride kimse yok ki. Bütün görevler Öğle Yemeğine gitti. Yapma ya. Olsun ben yine de bir bakayım. Hadi gör yemeğe gidememiş yerde yatıyordu. E, olmaz maalesef doktor amca kusura bakma yine beni işten atabilirler. Bıktım artık işten atılmaktan. E bu da olmadı. Bundan mı isteyeceğiz lan acaba? Acı var mı acı? Ben diyor ama birazdan sende de olacak. Yok bundan da istemiyor. Bir yerin acıyor mu yavru? Yok bir yerim acımıyor doktor. Çok işim var iyi günler. Artık bu lanet olsa aşağılık temizlik arabasına ihtiyacım yok. Ben olsuz da çok iyi yaşarım. Cehenneme kadar yolu var. Acı var mı acı? Acı biraz bacaklarım ağrıyor o kadar. Biraz dinleyince geçer herhalde. Dur bir dakika ya. Adam bana kafa bulmak için sordu gibi. Son çözüm boyacı oldu. Boyum mu abla? Bugün gelmeyecektin. iki gün sonra gelecektin. Bugün odada özel bir gece olacak. Bugün boyayamazsın. Anlamadım abla. Hani yukarıdaki odayı boyayacaktın ya bugün olmaz diyor. da bugün konuklar gelecek. İki gün sonra gelmen gerekiyordu. İyi. Çekil önümden de içeri gir. Yerdeki bir odayı boya yapıyorlardı. Ama bugün işinizi yapamazsınız. Neden? Çünkü bu gece burada iş adamlar toplantısı var. İçeride odaya hazırlıyorlar. Boya yapmayacağım. Sadece boya kurumuş mu diye bakıp çıkacağım. Birkaç dakika süre. Tamam ama çabuk ol. Oh be. İçeriye girip nasıl bir yer olduğuna bakayım. Belki içeriye davetiyesiz girmenin yolunu Harbi Harbiden yeni boyanmış da bura. <laughs> bir tek bu kapı kaldı. 2 dakika hava alayım. Neler yapmam gerektiğini <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Biz bize denk geliyor. Hayır. Akşam olmuş. Bayıldım herhalde. Dur dur dur. 8. bölüm sonra. Öldüm <laughs> bittim lan.